röportajlar, etkinlikler, siyaset, basın toplantıları, haberler, görüşler, yaşam, asayiş, hepsi bu kanalda. Türkiye Medya TV başlıyor. Pandemi sebebiyle eğitim kesikliğine uğrayan ilçemizde, tabii tüm ülkemizde de aynı şekilde, ihtiyaç sahibi öğrencilerine dağıtılacaktır. Daha öncesinde yaklaşık bakanlığımız tarafından 145 tablet gönderilmişti. Şimdi aynı şekilde 145 tablet de ticaret borsamız tarafından karşılandı. Ticaret ortası ve borsa tarafından karşılandı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz kendine en kısa zamanda ulaştırılacaktır. Ben de öğrencilerimiz adına Ticaret Odası ve Borsamıza şükranlarımı sunuyorum, arz ediyorum. Sağ olasınız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Malkara'mıza, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize. İnşallah hayırlı olur. Ümran Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Evet, biz daha önce Malkara Ticaret ve Sanayi olarak 36 adet ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet hediye ettik. Şu anda ticaret borsasıyla beraber 145 adet de ilave tablet ediyoruz. Malkara'mıza hayırlı olsun. Nurdan Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Malkara Eğitim Öğretimi'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Daha önce 36 tane dağıtmıştık. Bununla beraber daha fazla öğrenciye dokunmuş oluyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi yerlere ulaşır. Öğrencilerimizin eğitimine bir fayda sağlamış oluruz. Teşekkür Başkanım, ederim. Başkanım, kaç adet toplamda tablet dağıtımı gerçekleştirildi? 36 artı 145 olmuş olacak. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun tüm öğrencilerimize, Malkara'mıza. İnşallah bundan sonra da borsa olarak, ticaret sanayi odası olarak bu tarz etkinliklerini özellikle yaparsınız. Eğitimin her zaman yanındasınız başkanım. Bundan önceki etkinliklerde de hep gördük bugüne kadar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her sene zaten eğitime katkımız kırtasiye yardımı olarak oluyordu. Bu sene okullar uzaktan eğitim yaptığı için teknolojik bir yardım yapmış olduk öğrencilerimize. Müdürüm, kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tablet dağıtımı nasıl gerçekleşecek? Neye göre yapılacak? Neye göre öğrencilere verilecek? Kriterler nelerdir? Kriterler öncelikle ihtiyaç sahibi olması. Arkasından öğrencinin başarılı olması. Zaten tüm öğrenci, hangi okullarımızda öğrenci ihtiyaç sahibi ise sisteme girilmiş bir halde. Bakanlığımız ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit ederken e-okul denen üzerinden sistemden öğrencileri çekiyor ve onların adlarını öğrencilere tabletleri gönderiyor. Bizim aynı şekilde şu an e-okul sistemine girdiğimizde hangi okulda hangi öğrencinin ihtiyacı onu görebiliyoruz. Malkara'nın ne kadar tablet ihtiyacı vardı? Ne kadarını karşılıyoruz şu anda yüzde? Vermek isterseniz. Yaklaşık olarak %30'u karşılanmış oluyor. Tabii biz burada ölçü alırken şunu kastediyoruz. Şimdi öğrenci, evinde bilgisayar olan öğrencimiz var. Evinde tablet olan öğrencimiz var. Cep telefonu olan öğrencimiz de var. Şimdi biz cep telefonunu tablet olarak saymıyoruz aslında. Normal, haberleşme aracı kullanan bir araçtır. Öğrenci bazen annesinin, bazen babasının telefonunu kullanıyor. Ha biz o öğrenciye tableti var demiyoruz. O şekilde bakıldığında %80-90 oranında ilçe genelinde öğrenciler o şekilde uzaktan eğitime dahil oluyor. Ama biz arz ediyoruz ki tabletle dahil olsun, telefonla dahil değil. Evet. Hocam tableti bir yakından gösterebilir misiniz? Biz de çekelim. Nasıl bir tablet hocam? Bu klavyeli bildiğim kadarıyla. Evet, klavyesi de var. Dokunmatik aynı şekilde. Klavyeli de beraber öğrenci için daha rahat kullanımı olacak. Hı. Hem yazma hususunda programlarda yazarken özellikle öğrenci için daha kullanışlı olacak. Tamam, bir dakika şimdi.
röportajlar, etkinlikler, siyaset, basın toplantıları, haberler, görüşler, yaşam, asayiş, hepsi bu kanalda. Türkiye Medya TV başlıyor. Röportajlar, etkinlikler, siyaset, basın toplantıları, haberler, görüşler, yaşam, asayiş, hepsi bu kanalda. Türkiye Medya TV başlıyor. Röportajlar,